İstanbul Büyükçekmece'de eşine az rastlanır bir talihsizlik yaşandı. Mezarlıkta kaza yapan adam önce karısına çarptı, sonra mezar taşlarını parçaladı. Öyle bir kazayı mezarlıkta nasıl yaptıysa bir türlü anlaşılamadı. Şaşırdım ve şok oldum. Benzeri olmayan bir olay. Bir önlem yok. Vurmuş gitmişler. Önce eşine, sonra iki otomobile çarptı. Kazada mezar taşları da paramparça oldu. O araca çarptı, o araç bu mezara çarptı. Zor bir, ağır bir durum açıkçası. 60'lı yaşlarda bir adam bayram ziyareti için işte bu yoldan Büyükçekmece'deki Çakmaklı mezarlığına geldi. Gelişiyle de ortalığı birbirine katması bir oldu. Mezarlıkta da bu kadar bir sürat olur mu yani? Yazık günah değil mi? İnsanlar emek yapmış, bunu yaptırmış. Pist de otoban da değildi. Mezarlıkta o kazayı nasıl yaptı anlaşılamadı. Gaz dedi, takılı kaldı. Otomatik araçtı. Artık hız yüzünden mi, panikten mi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce aracın önündeki eşine çarptı. Allah çok şükür eşine de bir şey olmadı. Ve hızla burada park halinde duran araca çarptı. O araç da 2019 yılında vefat eden İzzet Öztürk'ün mezarını paramparça etti. Dönerken burada da bir araç vardı. Ona çarptı. O araç fırladı, o tarafa gitti. Üstelik bununla da kalmadı. Direksiyonu kırdı ve 2019 yılında vefat eden Şeref Özdemir'in mezar taşına çarparak durabildi. Hani aracı pet oldu. Kazada neyse ki kimse yaralanmadı. Olan mezar taşlarına oldu. Yani bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. Sonuçta can sıkıcı bir durum. En azından buranın bir duvarla kaplı olması böyle kazaları engel olabilir.